Cem Özkök'le laf çok. Herkese merhaba. Evet, bugünkü konuğum sevgili Akasya Asıltürkmen diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz tabii ki de. Bayağı Akasya geldi. Akasya ama geldi. Aynı zamanda Asıltürkmen. Neden öyle diyorum? O kadar enerjini o kadar seviyorum ki. Ya ben de seviyorum. Gerçekten o kadar seviyorum. Biz böyle kendimizi övermişiz. Hep beraber. Çok güzel olmuşsun falan diye. Bana dedi ki rahat böyle giyineceğiz Akasya'cığım. Casual, rahat, eğlenceli şeyler. Ben bunu bu sabah duydum. Bir de ben bayağı böyle takım giymişim. Bir geldim. Yani dedim kravatım sen böyle giyecektin. Kravatım yok, dua et lütfen. Ben de öyle yok. Olsun, her zamanki güzel meç olduk sonuç olarak. Evet. Ne yapacağım? Akasya Asıltürkmen'i nasıl yorumlarsın? Böyle bir soru en son senden beklediğim soruydu ama neyse yorumlayayım bari. Yorum, hayır ama böyle kısaca böyle çok kısa olarak yani. İç girişimiz bu olsun. Eğlenceli, işte ne bileyim arkadaşların ilk programlarına çok iyi gider. Çok iyi gider, ayağı her zaman uğurludur. Ayağım çok uğurludur. Bak ben dükkana girerim, kendimi tanımlıyorum. Dükkana girerim, böyle orada kasiyer falan uyuyordur falan. Bir şeylere bakarken bir bakarım kasaya giderim, kuyruk var. Gerçekten bu kadar ayağı bereketli olabilir. Gerçekten uğurlu, maşallah. Evet. Maşallah inşallah. Maşallah, maşallah. Hem influencer'sın, evet. Hem annesin, evet. Hem tiyatro, evet. Hem o, hem bu. Sen her yerdesin. Ne yapalım? Ve sana diyorum ki bazen nasıl yetişiyorsun? Bak ben de çok şeyimdir böyle her yere koştururum edeyim ama sende bir anormallik var. Ben aslında iyi ki yumurtaları tek sepete koymamışım diyorum her zaman. Çünkü biliyorsun ki pandemi geldi. İki oyun oynamıştık, birdenbire kapandı. Dizilerde çok oynamıyorum, tercih etmiyorum ama çok güzel bir şey olursa tabii girerim de. Sen onları bırakınca onlar da seni bırakıyorlar bir nevi. Evet. Neden yoksunuz dediklerinde yani ben o çemberin içine bir kere girsem biliyorum ki devam edecek. Girmeyince de onların aklına gelmiyorsun bir nevi. Ama düşünüyorum bu sene biraz daha televizyonla ilgili bir şeyler yapmak. Onun dışında influencerlık zaten beni çok tatmin ediyor galiba. Bizim oyunda yeni başlamıştı ve 8 kişiydik. Oyun daha pişmeden pandemi yüzünden kapanmıştı. Bizim yine o 8 kişinin bir araya gelmesi, prova alması gerekiyor. Dün gece rüyamda bile oyuna çıkacakmışım ve hiçbir şey hatırlamıyorum o gördüm. Ya hala bu rüyayı mı görüyorsun Akasya diyeceksin, görüyorum. Yani tiyatro benim hayat tarzım ve böyle temel mesleğim zaten. Cem Özkök'le laf çok. O pick-up, bu evet, pick-up, şimdi bunlar pick-up. Sevgili Şoko Pop'un magazin kartları. 5 tane kart seçmeni istiyorum. Ya da şimdi bir tane seç, tek tek gidelim. Hadi bakalım. Tabii tek tek. Aa sen cevabına bakmayacak, sen niye bakıyorsun? Görmedim, Allah kahretsin. Kartı aldı, gördün mü? Doğru söyle, kart değiştiririz ona Osman göre. Osman Erkır diye bir şey gördüm, o zaman kesin biliyorum. Olmadı bir daha. Rahatla bak, aldı cevaba bakıyor. Ne bileyim ben, hiç bilmiyorum ki, tamam, ne bakmayacaksın. Tamam. Ay bence bilmeyecek ya. Söyle, sor bakalım. Hülya Avşar'ın annesinin sanat camiasında bilinen lakabı nedir? Terminator. Amiral. Aşağı yukarı bence bildim. Tamam hadi. Peki. Amiral miymiş ya? Sen daha seç. Ya uyar. Ay iki tane çıktı kısmetim. Hadi ikisini de sor. Demet Akalın'ın 2008, sen bilirsin ya gençken, 2008 yazına damga vuran bebek parçasını aslında hangi popçunun seslendirmesi planlanıyordu? Demet Akalın her zamanki gibi elinden aldı. Her zamanki gibi elinden aldı. Kimin eline? Hande Yener'in mi elinden aldı acaba? Yok. Yo. Ya. Bir dakika, onun elinden alabilir mi? Saçlar başlar yolunda. Gülşen'in. Bir dur, o kişi hakkında ipucu vereyim. Dur ver. Abi sen veremeyeceğim, olmayacak 3, ama 5, şarkı olarak zaten söyleyeyim. Haydi hayırlısı abayı yakın. Ben seni, ha Gülben. Evet. Aslında Gülben bu şarkıyı çok güzel söylermiş. Değil mi, bence de. Yok ya. Ama yani Demet de patladı ben şimdi. Ben şöyle hakkını düşüneyim ama yok. Yemeyelim ya. Evet, Demet'e daha çok uyuyor bu şarkı. Yani Gülben'den. Ay yine iki tane çektim zaten. Elim kızma. Demet Akalın, bugün hayır olsun. Evet, Demet'ten gidiyoruz. Ve topu Hande Yener'in birbirleriyle saç baş kavga ettiği online alışveriş sitesi reklamında ürünü onlardan hızlı davranıp satın alan ünlü kimdir? İnanamıyorum çünkü az önce saç başa başmışım o, dedim. O benim, evet, falan. Evet, o benim. Onlar kavga ederken ürünü aldı. Markayı da hatırlıyorum, M ile başlıyor ve böyle birbirlerini yediler. Evet. Ben onun dublajını falan yaptım ya. Bir şaka dakika yapıyorsun, dur. Evet. Bak soruya bak. Onlar bir dalaştılar ve marka kim aldı? Yaşça büyük birisi mi almıştı? Kimdi ya? Sen ne işte, evet. Hayır, onlardan da yaşça büyük ya, böyle bir muazzez abacı. Yok, çok gibi eskilerden yani. Kaptı falan. Baş harfi de, soyadının harfi de SS. Ay Seda ablam aldı tabii. Güzelim SS mi? Seren. Neydi onun şarkısı ya? O bir tane eski şarkı vardı. Aa şey. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık
Yan yağmurda falan diye. Üzülüyorsun durumuna. Ahu Tuğba. Kocasını yemesini, kocasını yemesini ümit ederek hangi vahşi hayvanı evinde beslemişti? Böyle bir şey mi var gerçekten ya? Kocasını yemesi için evinde hayvan beslemiş. Ahu Tuğba evin şeyde bahçesindeki kediyi çağırıyor. Gel pisi 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 pisi. O zaman ya, aslan diyor. Yok ya, pelteklik ve dişleklik. Timsah. Ya, aslan kendi söyledi. Ay yok ya, pisi pisi diyor. Timsah diyor. Nasıl ya niye ama aslan çüş. Gerçekten evine aslan mı almış kadın? Timsah daha kolay. Eminim pet shoplarda satılıyor. Peki Sevda Demirel'in Hande Ateizine saldırdığı yayında diğer konuk kimdi? Dedi sen çat. Arto'ydu. Arto bence ortalığı karıştırdı orada. Ben biliyorum onu böyle. Aa diye bir de şaşırdı sonra. Aa! O bayağı onu bağırışı. Peki o sırada böyle Cem Davran'ın gözünde gözlük mü vardı? Şöyle hı falan olmuştu orada. Ve hepsinin surat ifadesini falan hatırlıyorum. Hatta Hande'nin şöyle olduğunu hatırlıyorum. Olduğunu hatırlıyorum ama Sevda böyle olmuştu ayakta ve dağ gibi kalktı. Bir wrestler gibi. Dövüşçü gibi çok. Ama nasıl bir güçtür o ya. Hande Ateizi bar tuvaletine sıkıştığında. Ay neler olmuş bu ülkede ya. Aa biz vardık o zaman. Hande Ateizi bar tuvaletine sıkıştığında ona yardımcı olmaya çalışan ünlü kimdir? Ya bunlar ne? Ben bunu nasıl bilemem? Bir dakika. Halbuki yani. Sıkışmıştı böyle. Çok eski şeyler bunlar. Seni bilmen lazım. Kim? Hangi ünlü? Yok ya, ünlü münlü yoktu ona yani. Bu bence şaşırtmalı soru. Az önce söylediğin şarkının sahibi. Beraber yürüdük biz bu yol. Ama onlar akıllı arkadaş değil. Selen Sengil. Öyle bir şey yok. Bu yalan. Yalan bu. Yanlış. Burada bir evet, hatasını buldum. Söz hakkı doğdu. Bağlanabilirler şu bağlanın, an. Bağlanın. Şokopop. Robert Hatemo'nun Aşksız Prens şarkısının söz ve müziği kime ait? Ney? Aşksız Prens mi? Bir sözleri azıcık söylesenize. Dır ses şu an söylüyor. Şey diyecek şimdi, Robert Atorma kim? Ay tanıyorum ben. Bir çok sıkıldım. Bu arada Robert kendisi yapmıyor muydu ya sözlerimizi? Güzel elbiseleri giyip kuzana kim bu kadın? Kim bu kadın? Kim bu deli kadın? Ya magazinden sınıfta kaldım. Hiç bak beni zorla geçiren öğretmen gibisin. Yürüteçle yürüyorum sen ya. Nasıl bilmezsin ya? Yani? Bir tane daha soru. Yılların akasya asıl şey Türkmenisin sen. Hayır, bir tane nasıl soru bir şey bu ya? Vallahi snob etmek için yapmıyorum. Ben böyle şeyler bilmem falan. Ay ben oynayamam falan değilim ben. Madem Seda Sayan gibi böyle öfe şeylere girdin. Seda Sayan. Efsanevi Atar yayınında kime hedef almıştır? Ha, Atar az önce söylediğim. Erol seni... Köse. Ama şimdi Erol Köse de Allah'a gidiyor. Bu arada evet ya bazı figürler çok... Bu erkeklerin son zamanlarda yaşça büyük olan erkeklerin çıldırıp delirip beyinlerinin sulanması hakkında ne düşünüyorsun? Ben yani inanamıyorum buna. Bayağı bildim ve isim vermeyeceğim. Herkes biliyor zaten ama böyle herkes... Çünkü sonuçta tanıdığımız ve birçoğumuzun saygı duyduğu ve sevdiği figürler bunlar. Şöyle bir niye böyle bir şey oldu demiyor musun sen de? Çok ben acayipler. Diyorum ne oluyor diye. Çok acayip. Son soru. Hülya Avşar kimin poposunu elledi? Tabii ki Ricky Martin. Tamam sen kimikini ellemek isterdin? Gülme. Tek bir isim söyleyeceksin. En çok istediğin böyle. Vallahi olsa dokunurum böyle dediğin. Ay dur kim var güzel popolu? Kıvanç Tatlıdoğ falan. Ama bence Kıvanç Tatlıdoğ'un poposunu bilmiyorum ya. Bence güzel değildir. Nedense o böyle bir kurudur gibi bir his var içinde. Bence kapatalım artık. Biz anlayacağımızı anladık. Kıvanç Tatlıdoğ olarak cevap geldi. Kıvanç olabilir. Şey daha var. Hadi canım. Bir tane de Furkan diye bir çocuk var. Ben o çocuğun Furkan Dinç. Furkan Ardıç mı ne? Ha, Dinç kim ya? Ardıç mı ne? Ardıç mı, andıç mı, andız mı ne? O çocuk güzel. Katılıyorum. O çocuk güzel. Katıl. O çocuk güzel. Ama çocuğun o ağzı burnu falan da çok güzel. Onun ağzını yürüyorum ben. Bu zamana kadar öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, program kötüye doğru gidiyor. Cem Özkök'le laf çok. Kıvırcık mı düz mü? Kıvırcık tabii ki. Hayır ama tabii ki diye söyleme. Çünkü tamam. Her kıvırcık saça sahip olan muhakkak düz istiyor. Mesela ben saçım yok gerçi ama uzun olsaydı kıvırcık isterdim. Evet. Ama bu böyle ki. Ama o yüzden şaşırdım. Bu arada şu an. Ben tabii ki 17 yaşında öyle saçım bütün haçlıklarımı saçlarımı düzleştirmek için verdim. Ama yetişkinliğin zaten en güzel taraflarından bir tanesi kendini olduğun gibi kabul etmek. Peki ben en çok? Ben en çok gezerim.
Evet, gerçek sen busun gerçekten. Okay. Sen nasıl busun? Ne demek sen busun? Sen kimsin? Sen... Asla. Asla. Asla deme. Vay, güzel. Keşke. Keşke siz bir hayat olsun hep hayatımız. Keşke dememek için. Ama böyle kolaya kaçmak yok yani. Keşke. Ne? Keşke bir şey yaptırmasaydım. Ay. Söyleyeceğim şey. Keşke şu estetiği yaptırmasaydım. Evet evet bak ama tam estetik. Keşke burnumu yaptırmasaydım. Çünkü aslında çok güzel bir burnum vardı ve şimdi estetikli oldu. Çünkü benim burnum güzeldi gerçekten. Sadece şurada bir bombe vardı ve ben küçüktüm ve onu sevmiyordum. Ondan sonra burnumu uçurdular. Ondan sonra üstüne bir daha operasyon geçirmek zorunda kaldım. Keşke tam yaptırmasaydım dediğim tek şey o galiba. Yeri gelmişken... Estetikleyin şey diyormuşum. Halkın çok merak ettiği bir soru var şimdi. Onu bir sormak istiyorum. Oylama sonucunda bu soruyu sormaya karar verdik. Şimdi kaş ve bu arada senin açıklaman olduğu için de bakmak zorundayım. Çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem hatta dörtte birini kalkışmazdım dedin. Evet. Aynı zamanda kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkışıyor diye bir açıklamam var. Evet. Soruya geliyorum. Estetiğin meraktan veya memnun olmamaktan yapıldığı ile ilgili genel düşüncenin aksine farklı bir bakış açısı değil çünkü mi? Çünkü şöyle bir estetik yaptıran ve bununla ünlü olan insanlara bak. Ne kadar hayatlarıyla ilgili özenliler. Yani sadece estetik yaptırmıyorlar. Çılgın gibi düzenli yaşıyorlar, disiplinli yaşıyorlar. Bunun bütün iyi örnekleri böyledir. Zaten eğer hayatında dört dörtlük olmak istiyorsan bu biraz zor. Ama kendine özen gösteren bir insan zaten bu tarz şeylere kalkışıyor bana kalırsa. Ha tabii kendinden hoşlanmadığı için yaptıranlar da var ama kendinden hoşlanmamaya devam ediyorlar yani. Yine beğenmeyecekleri bir taraf buluyorlar. Tabii ki en çok estetik yaptıran insandan örnek vereyim. Ajda Pekkan. Spor insanı çok farklı kılıyor gerçekten. Bir bana bakın ya. Ya beni örnek alın. Ajda Pekkan estetikleriyle anılması bence vizyonsuz bir bakıştır. Çünkü Ajda Pekkan sabah erken kalkar, erken yatar, her zaman spor yapar, her zaman gelişmek için, ileri gitmek için gündemi takip eder. Kadın sadece estetikli değil, kadının sesi iyi, tekniği iyi, yaşam tarzı iyi, kendine saygı duyuyor ve kendini beğeniyor ve çok kreatif, çok vizyoner bir insan. Yani o yaşta bu konumda olmak bir kere sadece estetikle tanımlanamaz. Ama estetik yaptırıyor olması onun kendi hayat kalitesine gösterdiği özeni bence ifade ediyor. Ha sen öyle beğenmezsin. Sen kendine yapma ya da yap yani. Herkesin kendi bedeni kendi kararı. Kendine, aynen öyle. Akasya Hanım, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu kadar mı ya? Kapat, sorulara devam edelim. Hadi kapat, gidiyoruz. Hadi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benimkine de olun. Abi bir de bir şey var. Olun. Ve altta yorumlarda buluşalım. Bunları öğren. YouTube böyle. Çok klişe şey diyeceksin. Evet. YouTube kanalıma hoş geldiniz diye açacağım bir dahakine. Gör bak. İlk yayın... Ne? İlk bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum işte Akasya'ya programa katıldığı için, şeref verdiği için. Lütfen yorumlarınızı yazın ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olmayı da unutmayın. Yukarıdaki o çana basarsanız da yeni videonun geldiğini görebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi yani çok çıtayı yükseltin yaptım, böyle kalmamak zorundayım. Ama YouTube'cuyum ben yani. YouTube bizim işimiz. Bye bye. Cem Özkök'le laf çok.